telgraf geldi. Murat Bey ancak yarın gelebilecekmiş. Bu duruma göre vasiyetnameyi açma işi yarına kaldı demektir. Baş üstüne efendim. Aman Esat Beyciğim, bu miras işi yarınlara atıla atıla ayın son çarşamba hikayesine benzedi. Zahar bu Murat Efendi bizi temelli ziyanı zebül etmeye karar vermiş. Bekleye bekleye sıracağı olacağız. Ha bu Murat Cılsun, içi lafta ben edeceğim şahsen. Ve peki, sizlerin bir diyeceği yok mu? Burada siz sevgili akrabalarımızla beraber olmaktan o kadar memnunuz ki. Öyle değil mi Nilgüncü? Ah, tabii anneciğim. Hatta bu beraberliğin uzaması için Murat Bey geciksin diye dua ediyoruz. Dua mı ediyorsunuz? Ha ne biçim fikirdir bu? Bizi düşündüren şu rahatsızlığınızda size yük olmak. Hadi biz neyse ama zatınız tümbetüm berbat oldunuz. Sabah gazeteleri okurken Hüseyin Bey kardeşim, memlekette hiç mi hiç vicdan kalmadı dedim. Esbabı da zatınızın... Sağlığınızı düşünmemiz öyle değil mi Nilgüncüm? Tabii anneciğim. Sıhhatimle hepinizin yakından ilgilenmesine teşekkür ederim. Madem ki ricamı kabul edip burada toplandınız, vasiyetnamenin açılması için sonuncu şahsın da gelmesini beklemenizi rica ediyorum. Arzularınız hepimiz için emirdir. Murat Bey de yarın geleceğine göre bu mevzuda konuşacak başka bir şey kalmamış sayılır zaten. Biraz keyifsizim. Belki akşam yemeğinde görüşemeyiz. Hepinize hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlısı olsun da bir gece zorazine olsun. Canım olsun da nasıl olsa olsun. Beni kütüphaneye götürüver kızım. Hay hay amcacığım. Müsaadenizle ben de çekileceğim. Hazırlamam gereken bazı notlar var. O zarf açılınca öğrenecekleri şey için şimdiden ölüp ölüp diriliyorlar. Yarın öğrenip rahatlarlar işte. Böyle bir şey yapmanıza ne lüzum vardı sanki? Nasıl bir şey? O zarfın açılması. Yani vasiyetnamenizin şey olmadan önce... Ölümümden önce okunması demek istiyorsun herhalde. Gele bela otur şöyle. Doktorunuzun söylediklerini biliyorum. Ya demek kapıları da dinliyorsun. İsterseniz bana kızın ama kendimi tutamadım. Doktor kalbinizin sağlam olduğunu söyledi de öyle rahatladım. Kulakların güzel olduğu kadar biçimliyim işte. Öyleyse bu vasiyetname işi ne demek oluyor? Yoksa benden sakladığınız bir şey mi var? Evet. Duymuş olduğun gibi sıhhatim yerinde çok şükür. Fakat öteki akrabalarımızın, hatta köşkte bulunan herkesin beni hasta, durumumu kötü bilmelerini mahsus istiyorum. Peki ama niçin? Çünkü üstümde ölümün gölgesini, omuzumda onun soğuk elini hissediyorum. O kadar yakınımda ki, yalnız yüzünü seçemiyorum. Başlangıçta şüphem vardı. Zamanla yanılmadığımı anladım. Hayır hayır, mutlaka yanılmışsınızdır. Size kim düşman olabilir? İşte ben de bunu merak ediyorum. Hiç kimse yakınlarının neler düşündüklerini tahmin edemez. Yakınları mı dediniz yani? Öyle ya. Benim kestane şekerlemesini ne kadar sevdiğimi sadece yakınlarım bilir. Bu anlattıklarınızda kestane şekerlemesinin ne ilgisi var? Geçenlerde bir kutu kestane şekerlemesi gönderilmişti. Gönderen ne adını vermiş, ne de kartını koymuştu kutuya. İçimden gelen sese uyup şekerlemeyi tahlil ettirdim. Aldığım rapor odamda. Şekerlemelerin 5-6 tanesine zehir enjekte edildiği bildiriliyordu. Korkunç bir şey. Polise haber vermeliydiniz. Polise haber verseydim, bu işi yapan kimse daha sinsi, daha ihtiyatlı davranacaktı. Demek vasiyetname meselesinin sebebi bu. Görüyorsun ya, merakta olanlar sadece sevgili akrabalarım değil, vasiyetnamem açılıp mirası nasıl taksim edildiğini öğrenince onların yüzlerindeki ifadeyi görmek istiyorum. Zavallı amcacığım, şimdiye kadar böyle şüphe içinde yaşamanız ne feci. Kimseye güvenememek, hatta bana bile.
İnsanın senin kadar güzel yüzü olunca kazayla bile adam öldüremez. Hem yarın bu kabus sona eriyor. Sağlığımda her şeyi dağıtınca bizim katil namzetiyle alışverişim kalmayacak. Hele şu Murat da bir gelsin. Ah bir o eksikti. Murat denen karın ağrısı da geldi mi köşkün Bakırköy'de olmuşundan farkı kalmaz. Zurna da peşrev olmaz. Vaktiyle sadece karı koca diye bir eve girmiştim. Meğerse aile değil çocuk fabrikasıymış mübarek yer. Kadın cins. Her 9 ayın başı 3 çocuk. Bu nüfus artışına canlı dayanır. Hemen değiştirdim evi. Bu akrabalar o çocukların yanında hiç mi hiç kalırlar. Sana göre hava hoş tabii. Hepsinin teker teker derdini ben çekiyorum. Her biri ayrı bir dili. Hiçbirinin ismi birbirini tutmuyor. Yalan konuşma hadi. Opala bir glazla rumatizmalı Vahit Efendi'nin gözleri sana ilişti mi? Öyle bir gevşiyorlar ki. Aman! İkisinin de boyu batsın. Bayılsınlar güzele. Bakıyorum hanımefendinin gözleri fazla yükseklerde. Ne sandın aptal? Bana aptal deme. Sen böyle konuşursan derim tabii. Ben koskoca lise 10'dan ayrılmış okuması yazması olan bir kızım. Hangi dairede istesem memur olurdum. Öyleyse buralarda işin ne? Hem ev kirası yok hem de iş hafif diye girdim ama bunca kaçık doluşunca buranın da tadı kaçtı. Roman almıyor musun? Kahveyi götürürken okursun. Kahveniz efendim. Nilgün, hadi kızım. Müzik nedir kızım? Ruhun gıdasıdır anneciğim. Ah, benim akılların akıllısı yavrucuğum. Madem ki öyle, nadide sesinle kıymetli akrabalarımızın ruhlarının gıdasını ver bakalım. Ha bu fonfilmlerin yanında civelek bir Karadeniz havası söylese ya be. Kibarlar alafranga söyler. Teşekkür ederim Nihat Beyciğim. Aha, anlaşıldı. Daha yakından dinlemek istiyorsunuz. Sosyete olduğunuz nasıl da belli. Çekinmeyin canım, şöyle buyurun. Müzik nedir bakayım kızım? Ruhun gıdasıdır anne. Esat Bey'in köşkü burası mı? Evet efendim. Bilmem telgrafımı aldınız mı? Adım Murat. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Zaten hep sizi bekliyorlardı. Bavulunuzu alayım. Annemden kibar olduğunuzu duymuştum ama... ...bir erkeğin bavulunu taşıyacak kadar fedakar olduğunuzu sanmıyordum. Demek anneniz benden bahsetti. Son nefesine kadar. Ne mutlu bana. Siz Semra Hanım değil misiniz? Ne adım Semra, ne de hanımım. Kimsiniz peki? Bavulları taşıması fedakarlık sayılmayacak biri. İsmim Fatma, işim de hizmetçilik. Ah ne diyeyim bilmem ki. Akrabaların yanında ne kasılıp duruyorsun. Bak ne güzel oldun. İn aşağı, azıcık erkeklere iltifat et. Haksız mıyım yani? Haklısın anneciğim. Haklısın anneciğim de, el alemin içinde ne halt etmeye uyukluyorsun. Madem ki mirasta milyonların okkalı kısmı kime nasip olacağı belli değil... ...ileriye ihtiyaten erkeklerin hepsine birden sıcak görünmelisin. Olur anneciğim. Bak o vildan denen oyuncaklı deliye... ...erkekleri görünce böyle nasıl da şaşılaşıyor. Ben de şaşılaşırım anneciğim. İşitte inanma şaşılaşırmış. Ah ben bu yaşta bu körpelikte olacaktım ki kadın görecekti gözlerimiz. Kız ne oldu gözlerine? Öptüm diye kızmadın ya Semra, ne yapayım annemin vasiyeti. Ne vasiyeti? Annem Semra'yı ilk gördüğünde benim için öpmesen hakkımı helal etmem demişti de. Ne, öp mü demişti? Olamaz, öpmüş ha. Amanim bu. Bu ne biçim iştir yahu? Jet aslındayız beyefendi. Doğru. Eloğlu bizim çipi takayla citmiyor ki... ...pis kadınlar ne de olsa aile dondur diye...
Namuslarla leke kondurmayalım Teduk. Bu açık gözün evladı. Kalksın daha esselamün aleyküm demeden, daha bir teneffüs bile etmeden hepsini puseden geçirmiş. Vay cenazesine kokmuş hamsi töktüğümünün ehlaksuzu. Herif daha kapının eşiğinde hizmetçiyi şapırdatmayla başlamış. Arkasından oyuncakçı Vildan'ın... De bakayım bah! Oyuncaklı Vildan'ı da mı? Ya onu da... Vay teknasının tipine tılık açıp da Karadeniz dalgasında poğduğumunun ehlaksuzu. Vildan da desturdu. Bu kadarı yeter değil mi? Yetsin be birader. Lakin yeter ama yetmiyor işte. Şimdi de daha Fotini'nin tozu dökülmeden Semra Hanım kızıyla berabermiş. Benim de gönlüm zengin. Nikah istersen ne belediyesinden kaçarım ne de imamlısından, üstelik seni de seviyorum. Amma da kafa ütüledin be. Ne yapalım yani? Hiçbir şey yapma ama bizi bunca zamandır karşında görmüyorsun da ozup çıktıya bir merhaba dedin, gözünün Elif'i şaştı. Şaşarsa şaşar. Ayıp değil ya, tam tipim işte. Rüyalarıma giren erkeğin tıpır tıp aynı. Sen rüyayı filan bırak da beyefendinin ıhlamuru soğumadan götürüver. Şaşmak da haklı değil miyim? Aklınızdan adımın bile silindiğini sanıyordum. Böyle düşünmen için ne yaptığımı merak ediyorum. Gayet basit. Hiçbir şey yapmadınız. Hatta varlığımın bile farkında değildiniz. Bu kız da nerede kaldı? Bir şey mi istediniz? Her gün saat 5:30'da Fatma ıhlamurumu getirir. Tam bu saatte almam gereken ilacı... işte şu bir fincan ıhlamurla içerim. Ihlamurunuz. Çayınız. Teşekkür ederim. Seni ansızın çağırmamın sebebini merak etmişsindir. Doğrusunu isterseniz evet. Bu merakını gidermek için yarım saat daha beklemen şart. Umumi vekili olduğum Bay Esat Dağlarca bundan bir ay önce tanzim ettiği vasiyetnamesinin kendisinin sağlığında ve mirasçısı olan sizlerin huzurunda okunmasını benden istedi. Esat Beyefendinin isteğine uyarak vasiyetnamesinin bulunduğu mühürlü zarfı sizlerin önünde açıyorum. Ben Esat Dağlarca, aklım ve şuurum yerinde olarak aşağıda imzası bulunan şahitlerin varlığıyla tamamen kendi arzuma uygun tanzim ettiğim iş bu vasiyetnamemi bir kere daha okuyup imza ettim. Muhtelif bankalardaki 4-5 milyon lira tutarındaki nakit mevduatımın, fabrika ve şirketlerdeki ortaklarımın, Şişli'deki 3 apartman, Çamlıca'daki köşkle mirasımın tamamının 1/3'ünü rahmetli eşimin ilk kocasından olan oğlu Murat'a bırakıyorum. Geriye kalan 1/3 hisse öteki mirasçılar arasında aşağıdaki nispetlerle bölüşülecektir. Amanim bu! Böylece aslında Murat'ın olan bu hakkı kendisine iade etmiş oluyorum. Çünkü hali hazırda servetimin esasını teşkil eden meblağ, sağlığında Murat'la arası açılan babası tarafından annesinin üstüne yapılmış, onun vefatıyla da bana intikal etmişti. O an elimde bir fotoğraf makinesinin olmasını çok isterdim. Ne kötü bir şey. Para için mücadele eden bir yığın insan. İçlerinde en rahatı, en sakini Murat da amca. Biliyorum kızım. Artık içim rahat. Büyük bir yükten kurtulmuş oldum. Çünkü bu servet aslında benden ziyade onun sayılırdı. Gelin. İyi akşamlar. Rahatsız etmiyorum ya. O da ne demek? Hala yabancı gibisin Murat. Özür dilemeye geldim. Ayrı kalmamızın ve hadiselerin tesiriyle size kaba davrandığım ve haksızlık ettiğim için ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Vasiyetname okundu diye hemen yelkenleri suya indireceğimi mi sanıyorsun? Öyle ayran budalası gibi bakacağına elini çabuk tut da milyonlara oltamızı atıverelim. Balık mı tutacağız yoksa? Ay bu kızın salaklığı çıldırtacak beni bir gün. Bu bayramlık entarimdi, niye giydirdin anneciğim? Süslenmen, açılıp saçılman için bundan daha iyi bayram mı olur? Hadi
Mahalle düğününe gider gibi sallanma. Kimse kapmadan çaresine bak şu Murat'ın. Beni vasiyet etmek nezaketini gösterdiğiniz milyonlardan çok davranışınızdaki incelik memnun etti. Tıpkı annen gibisin. Paraya ve maddi şeylere hiç önem vermiyorsun. Hayata değer verdiğim tek şey insanlıktır. Ama ötekiler senin gibi düşünmüyorlar Murat. Eskiden gözleri bendeydi. Miras durumu açıklandığı andan itibaren sana çevrildi. Bizim aile kökü çok eskilere uzanmış ve bütün Anadolu'ya yayılmış bir ailedir. Lehçeleri gibi huyları da birbirine benzemeyen bu insanlara akraba demeye 1000 şahit lazım. Tek müşterek tarafları var, o da para hırsı. Biz, ben dahil miras için her şeyi göze alabilen insanlarız. Biliyorum. Benim hakkımda çok sert fikirlerim var ve bunu gizlemiyorsun. Açık fikirli olmayı severim de. İyi bir huy. Ama sana olan borcumu fazlasıyla ödediğime göre ölürsem gözüm arkada kalmaz artık. İkide bir ölüm lafı etmekten vazgeçmeyecek misiniz? Doktorlar saatiniz için çok iyi dediler ya. Cebe konulan ölüm sembolü iskambil kağıtlarının manasını doktorlar değil, cinayet romanı meraklıları anlar. Cebinize nasıl girdi acaba? Eskiden post ile gelirdi. Dün Murat'ın köşke ayak basışı ile birlikte meçhul bir el tarafından cebime konuldu. Korkmaya başladım artık. Acaba kim olabilir? Cinayet romanlarından ve iskambil kağıtlarından hoşlanmadığıma göre ben değilim herhalde. Papı Murat var ya, Papı Murat. Eğer çum mirasın taksimatı işini tehdit ile yaptırmadıysa, nah şu puyuklarımı 0 numarayla çestiririm. Amanın uçtu! Ne uçtu anneciğim? Milyonlar! Sen burada uyuşukluktan çeşme yalağı gibi yosun tut, elin soğuk nevalesi de oğlana kene olsun. Şu hale bak, şuna bak. Milyonlara yamanmak için delikanlıya ne diller döküyor kim bilir. Milyonlar size kalınca erkekler cephe aldı. Köşke ayak attığınızdan beri kadınlara da tesir ettiniz. Hatta... Evet hatta? Hepsini öptünüz bile. Ama ben onları değil, sizi öptüm sayılır. Beni mi? Atlarının Semra olduğunu söylemediler ki. Ne bilirdim? Şimdi öğrendiniz ya. İyi ki hatırlattınız, annemin vasiyeti... Dudaklarınız yanılmış olsalar bile vasiyeti yerine getirmiş sayılırsınız. Galiba niyetimi kötü sandınız. Başkalarının sandıkları şeyler daha önemli. Ne gibi? Herkes sizi amcamın düşmanı sanıyor. Beni mi? İtiraf etmek zor ama maalesef öyle. Kulaktan kulağa mirası ölüm tehdidiyle kopardığınız dolaşıyor. Çıldırmış mı bunlar? Bizim ailede aklı başında insan azdır Murat Bey. Amcamın istirahat saatlerinde benimle bulunur. Kitaplarını siz okursanız bu kötü zanlı zihinlerden silebilirsiniz. Madem beni seviyormuş, mektubuma niçin cevap vermedi? Sizi sevmekle münasebetsizlik ettiğimi anladı da ondan. Sonra kadınlar aşklarıyla oynanmasına bazen ses çıkarmazlar. Fakat izzeti nefisleriyle asla. Ve 2 günlük bir aşk macerasından sonra terk edilen bir kadın... izzeti nefsiyle oynanılmış bir kadın sayılır. Doğru söz. Sen ne dersin Murat? Kadınlarla meşgul olmaya vakit bulamadığım için hiçbir fikrim yok derim. Demek aşk sahasında da muhafazakarsınız. Sadece tecrübesizim o kadar. Tecrübesizmiş. Bu herif yalancının kırk ayaklısı. Kadınlar da aşmıymış. Tehdit ulan milyonlara konmaya tecrübesi var ama. Ah ne romantik. Neresi örmedik ha? Tehdit? Korsanlara bayılırım. Aman bir de bayılma çıkarma başımız. Oyuncaklarından hafakan basıyor zaten. Bana bir kahve getir kızım. Bir kola koka lütfen. Bana da yandan çahlı bir höpürdek. Ben de soğuk bir su rica edecektim. Beyefendinin ıhlamurunu vereyim de ilaç saatini geciktirirsem kızar. Sübhanallah, dikkat etmeseydim al başına püsküllü belayı. Gene ne homurdanıp duruyorsun öyle? Gözümü açmasam senin yüzünden beyefendiyi zehirleyecektim. Aptalın zoruna bak. Bana aptal deme. Aptal diyeceğini aklına başına topla da fare zehirlerini beyefendinin ilaçlarıyla yan yana koyma. Ya yanlışlıkla karıştırıp götürseydin? Aptallık beynine vurmuş galiba. Benim zehirle ne işim var be? Yedirip içirdiklerim zehir zıkkım, giydirip kuşattıklarım haram olsun inşallah. Neden anneciğim? En ufak bir terakki yoktu ondan. Mirasın katmerlisi Murat'a düştü. Sen hala çamaşırlık beşe gibi yığılmış bekliyorsun. Şimcik bana Müslüman işi bir cevap ver bakalım Murat Bey evladım. Bu anlattığım meselede sen mevcut musun, değil misin? Benim ticaret aklım ermez. Güzel, güzel dedin ama... kişi irfanını bilmek gibi irfan olamaz diye bir kelam vardır. Sen bilmeyen mi?
Bende öyle bir kafa var ki... Anlıyorum, anlıyorum ama... Benim ticaret mezunda ihtisasım büyüktür. İhtisasım büyük ama sermayem küçük. Mesela zatınızın hissesine düşen parayla... Benim komersiyel aklımı bir araya toplarsak... Boşuna konuşuyorsunuz çünkü ben ticaret sevmem. Sevme, sevme ama dinle beni. Sevmesi zor değil ki. Ben ilk karımı da sevmediydim. İkinci nikahı da sevmeden yaptım. Sevme bir yana, nefret ile kıydırdım üstelik. Ama zamanıyla hepsini sevdim. Bahtine. Soda istiyorsanız kalmadı. Sen varken sodayı nide. Beni mi içeceksiniz? Kız ne komik şeysin sen öyle. Yaklaş yaklaş da bak ne fısıldayacağım kulağına. Ben uzaktan da işitirim. Kız. Efendim. Oh dilini yiyeyim seni. Soda yok dedi. Oh benim ağzımdan laf ettim büsbütün yüreğim kabardı. Kız Fatma. Efendim. Geceleyin herkes yattığından odama gelirse. Ne olurmuş gelirse. Sana encih boncuk alırım. Başka? Pistanlı kumaşlar kestiririm. Başka? Sinene beşi birlikler koydururum. Hadi mi? Hidi. Ama ne karşılığı? Heç heç canım. Benimdeki iromatizmaları ezdiririm ödeşiriz. Geleceğim mi odama? Geleceğim odana. Yavaş yavaş odasına girersin Murat'ın. Nasıl gireyim anneciğim? Bacadan girecek değilsin ya aptal. Kapıdan gireceksin. Peki anneciğim. Mirası dağıtmana rağmen silahımın kurşunu kalbini bulacaktır. İmza intikam. İyiden iyiye korkmaya başladım bu tehdit mektuplarından. Bütün servetini dağıttı sayılır. Hala ne istiyorlar bu adamdan? İntikam. Ama neden? Amcam dünyanın en melek insanıdır. Belki şimdi ama eskiden hiç de melek değildi. Servetinin çoğunu size devrettiği halde neden ona karşı hala bu kadar sersiniz? Devrettiği servet benim öz babamdan anneme kalan ve annemin ölümünden önce Esat Bey'e devredilen aslında benim hakkım olan şeylerdi. Bunu idrak etmesi onu affettirmez mi? Ben çok geç kızan ve bir kere de kızdığımı kolay kolay affedemeyen insanlardanım. Bunları başkalarına söylemenizi rica ederim. Neden? Çünkü ötekiler bu tehdit mektuplarını sizin yazdığınızı, eski bir kinin esiri olarak Esat Bey'den intikam almak istediğinizi düşünüyorlar. Bir de böyle konuşursanız... Ben bir takım hesaplara göre değil, aklıma estiği gibi konuşurum. Herkes ne zannederse etsin, vız gelir. Fakat beni düşüncelerimden ve davranışlarımdan çevirmek istemenize sebep ne? Bilmiyorum. Sizi kötü, basit bir intikam hissi uğruna, ölüm tehdidi savurarak yaşlı bir insana manevi işkence yapabilecek kadar... Kindar bir kimse sanmalarını istemiyorum. Ya öyleyse? Ya hakikaten taş kalpliysem? Hayır, siz kötü olamazsınız. Tabii kötü olamaz. Eğer Murat kötü kalpli bir insansa ben de bileklerimi keserim. İyiyse ben de bıyıklarımı tıraş ettiririm. Hadi be, bıyığı yok ki tıraş edeceksin. Uzatırım. Aptal sen de. Bana aptal deme. Zaten o Murat denen Elif'i hiç sevmedim. Köşke geleli cinler periler dolaşıyor. Şunu sustursanız. Kendiliğinden yürümüş. Çok mühim ve hayati bir mevzu üzerinde olduğumuz için... ...lütfen ciddi davranmanızı rica ediyorum. Doğru laf etmişidir da. Buyurun amca, sizi dinliyorum. Uyandığımda sürahime zehir katan bir el gördüm. Uyanmayıp da sonradan suyu içseydim. Allah muhafaza. Mefat ettiğinizin resmiydi. Ağzınızdan yel alsın. Hemencecik kondurmayın öyle şeyleri. Bence bu meseleyi polise intikal ettirmek lazım. Ailevi bir meseleye polisi karıştırmak istemiyorum. Acaba yüzünü gördünüz mü? Mutlaka bu köşkte bulunanlardan, yani içimizden biri bu. Görmedim ama elini yakalamak istedim. Çekince de sanırım ki tırnağım elinin üzerini çizdi.
Hane tahilunda eldiven de çizmek biraz fazla alafrangalık değil mi da? İsterseniz gidip çağırayım. Aman ne heyecanlı. Heyecanı batsın ayol. Kimin eli çizildiyse derhal adalete teslim etmeli. Akrabam değil, öz pederim olsa hiç gözünün yaşına bakmam, zindanlarda çürütürüm vallahi. Çağırın eldivenliği. Hiç zahmet etmeyin. Neden? Eğer bir insan bir tırmıkla zindana sokulabilirse, bendeniz yolculuğa hazırım da ondan. Şaşırttınız bizi. Sizden beklenmezdi doğrusu. Her genç beğendiği kıza bir gül hediye etmek ister ve gülü koparırken diken elini sıyırabilir. Aman ne bahane ne bahane. Gelin bakın düpedüz tırnak izi işte. Güya gülün dikeniymiş. Beni beğendiğinizi gülü verirken söyleyebilirdiniz. Amcamın bardağına zehir koymakla itham edilmesiydiniz bu hissinizi bilmeyecektim. Konuşmayı lüzumsuz buldum. Neden? Çiçeklerin bir nevi sevgi habercisi olduklarını bütün kızlar bilirler de ondan. Sevgi mi dedin? Aşk hususunda pek tecrübem olmadığı için hisler nasıl ifade edilir pek bilmiyorum. Ama kelimelerle süslü olmasa bile sizi seviyorum demek yeter sanırım. Aynı hislerle dolu olan bir kız için fazla bile. Cinayetle itham edilmeseydim belki hiç açılamayacaktım. Eski hatıraları unuttuğun zaman ne kadar tatlılaşıyorsun. Seni seviyorum Murat. Zehri döken ben olsaydım gene de sever miydin? Sevgisini gül vererek itiraf edecek kadar ince ruhlu bir insan başkasını zehirlemeye kalkmaz Murat. Murat Bey Semra Hanım'a aşıkmış. Bunda ağlayacak ne var sanki? Al sana bir kucak gül getirdim. Bana bak aptal. Bana aptal deme. Sen de üstüme varma üzüntülüğüten. Seni sevmediği besbelli. Ne diye üzülüyorsun bilmem ki. Talihsizliğime üzülüyorum ben. Hayatta bir erkek beğendim, onun gözü bile görmüyor beni. Söyle benim güzellikten yana Semra'dan neyim eksik? Fazlan var, noksanın yok. Yalnız Semra Hanım hanımefendi, sen hizmetçisin. Laf! Ötekiler bakıyor mu hizmetçiliğime? Hepsi peşimdeler. Evlenme teklif edenler bile var. Yalan! Şimdi yatmıştır. Odasına girip romatizmalarını çiğneyeyim de gör. Kimin? Vahit Bey'in. Deme! Derim de giderim de. Gidemezsin, vallahi de göndermem, billahi de göndermem. Elin herifiyle işin ne? Ben gitmezsem romatizmalarını kim çiğner zavallı Vahit Bey'in? Ben çiğnerim hem de. Öyle mi çiğnerim ki? Ben ezilerek büyüdüm Semra. Annem Esat Bey'i kölesi olacak kadar seviyordu. İhmal ettiler beni. Yıllarca uzakta kaldılar. Yalnız yaşadığım anları asla unutamam. Ama ben her şeyi unutmanı istiyorum. Kafanda saadetimizi gölgeleyecek kötü hatıralar olmamalı. Bak Semra. Sus. İtiraz etme ne olur. Beni seviyorsan benim için yap bunu. Amcama güler yüzlü davran. İçimden gelmese bile gülmeye çalışacağım. Teşekkür ederim. Yarın akşam amcamın kitabını sen okursan aranızdaki bu soğuk şüphe yok olur. Seni memnun edecekse okurum. Sen misin cici? Hı hı. Canım, sesine bayılsınlar. Gel romatizmalarımı tepişle de sana dua edeyim. Oh, 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 kaç çekisin kız! Amanim o, oh, benim de otomobil geçti zannettiğim. Oh, 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 oh. Çok ıstıraplı günler geçirdim. Vücudun insana bu kadar acı vereceğini bilmezdim. Ah, o geçirdiğim ziyan olmuş hayat. Şu anda onların acısını iki kat çekiyorum. Evet, iki kat çekiyorum. Zehri döktü elinin sıyrığıyla belli olunca aklı sıra kabahatini örtmek için kitap okuyor şimdi. Ne oldu akıllı da? Devam et Murat, dinliyorum. Her gece başucumda bekliyorlardı. Nefes alamıyordum. Şu birkaç günü kalan zavallı hayatımı paylaşan iki şey vardı. Öksürük ve sayıklama. Saat 5:30 efendim. Ihlamurunuzu getirdim. Ölmüş! Vah
Esat Beyciğim! Vurdular onu da. Amanin bu! Amcam mı? Evet. Kalp krizimi. Murat Bey'in bıçağı. Katil! Katil! Senden nefret ediyorum! Susalım! Evet Murat Bey, sizi dinliyoruz. Söyleyecek başka sözüm yok hakim bey. Ben öldürmedim. Bildiğim tek şey o. Yalan! Yanımızdaki odadaydı. Belki siz öldürmediniz ama bunu bize ispat etmek için konuşmanız lazım. Ya konuşacak başka bir bilgim yoksa? Bütün deliller aleyhinizde. Esat Bey kitap okurken bütün aile yan salondaymış. İçeriye başka giren çıkan olmamış. Evet, yarım dakika evvel konuştu benimle. Ve o zaman zarfında odaya girip çıkan olmamış. Olmadı. Bu cinayeti işleyeceğini zaten önceden biliyorduk. Nereden biliyordunuz? Tehdit mektupları geliyordu. Polise müracaat etmek istemedi rahmetli. Sürahisine zehir katarken yakaladı ama vermedi polise. Kimi? Murat Bey. Beni zehirlemek isteyen kaçtı ama tırnağım çizdi diyordu. Göstersin elini. Uzatın elinizi lütfen. Bu sıyrığı neyle izah edeceksiniz? Gül koparırken çizildi. Çiçeklere çok mu meraklısınız? Bir başkasına vermek için koparttım efendim. Kime? Bana efendim. Amcama en yakın insan ben olduğumdan bilgi edinmek için bana sokulmak zorundaydı. Ölüm kokan bir intikam duygusu işlemişti ruhuna. Kindardı, zekiydi de. Onun gibi akıllı ve planlı bir katilin benim gibi saf bir kızı aşk yalanıyla kandırması güç olmadı tabii. Semra Hanım'a verilecek cevabınız var mı? İlk aşkımın sözcüsü olacak sandığım kırmızı bir gülün beni bir katil durumuna sokacağını bilseydim koparmazdım tabii. O zaman ne elim sıyrılır ne de batsız ithamlara maruz kalırdım. Sizin diyeceğiniz? Çok romantik bir şey. Hanımın aklı havadadır biraz. Sizin son sözünüz? Onun katil olduğudur. Katil ve kızıma saldıracak kadar ahlak. Saldırdı mı size? Evet efendim. Yanlışlıkla odasına girmiştim. Bana insafsızca saldırdı. Anlattıkları doğru mu? Sadece tutup kolundan kapı dışarı ettim. Ben kadınlara düşkün çapkın biri değilim hakim bey. Doğru efendim. Ne biliyorsunuz? Bana olan davranışından ilk gördüğüm an işte rüyalarımın erkeği dedim. Hep etrafında döndüm. Ama bana gözünün ucuyla bile bakmadı. Peki bu cinayet hakkında fikriniz? Yemin ettiğinizi doğru söylemek zorunda olduğunuzu unutmayın. Sizce Esat Bey'i öldüren kim? Murat Bey! Allah kurtarsın arkadaş. Sağ olun. Maşallah abimiz pek de kibar. Hangi tarlanın çiçeğisin sen? Belli bir saksı çiçeği. Bizim bu tarlaya göre değil. Kostüme bak. Gördüm ama böylesine ilk defa rastlıyorum. Güzel çocuk ama dilsiz. Bak aslan evladım. Boyunbağı senin gibi saksı çiçeklerine değil erkeklere yakışır. Bu ceket de tam bana göre. Burada zaman saatle değil takvimle ölçülür. Bu sebebe naşi. Bu saat cihazı bendeniz İbrahim kulunuza devrettiğiniz tarlayı... Bırakın onu be. Hediye topluyorduk abi. Uzatma dedik. Yoksa hediye diye yerden dişlerini toplarsın. Burada borazancı başı benim. Hoş geldin arkadaş. Hoş bulduk. Bu cehennem kütüklerinin kusurlarına bakma. Seni biraz nikelajlı görünce ışık alırız sandılar ama aldılar ağızlarının payını. Kıyafetin lord. Fakat yüreğin dört köşe maşallah. Adım Osman. Tophaneli Osman. Benimki de Murat. Arnavutköylü Murat. Yahu seni bir yerden gözüm ısırıyor ama nereden? Benim de sizi. Arkadaş burada zaten konserve kutusu gibi samimi bir hayat sürüyoruz. Bir de konuşurken siz falan deyip daha kalabalıklaştırırsam büsbütün sıkışırız. Benim de seni gözüm ısırıyor ama nereden? Gelen Bevi Ortaokulu'ndan mı acaba? Hayır. Baltoculuktan iskat edilene kadar 2 yılda Pertevniyel Lisesi'nde okudum. Orada da bulunmadım. Mabadimiz de Tophane ile Mapushane'de geçti. Oralarda da hiç bulunmamışsındır. Ben çaktım. Nereden ısırıyor gözünüz birbirinizi? Nereden? Aynadan be.
Sen aç şu bıyığı, suratını yumuşat biraz, tıpkı arkadaşa benzersin. Vay canına, doğru be. Tevekkeli tek nazarda karımı sılmadı, kıyak dalga be. Sen geldin, çift nus olduk. Oğlum boncuk, yap abine dayı işi bir dem. Anlat bakalım şimdi, neden düştün? Kıyafetine bakılırsa suistimalden gözüküyor. Hayır, cinayetten. Güzel, vitrin aldattı. Hanım evladı diye makası aldınız ama bilmeden yanlış kapı çaldınız. Kaç nüfus eksilttin? Aslına bakarsan hiç. İftiraya uğradım. İftiraymış. Gözümüzün önünde dağ gibi herifi öldür, ondan sonracıma iftiradır da yırtın dur. Allah kimsenin yüreğine böyle intikam hissi sokmasın. En az ölen kadar kendi hayatı da mahvoldu zavallının. Aa, nesi zavallı oluyormuş? Şurada aileyiz alt tarafı. İnsan şu parmak kadar çocuğuma saldırır mı? Saldırmaz anneciğim. Değil mi ya? Ben yufka yürekliyim, acırım doğrusu. Hem ne yalan söyleyeyim, Murat'ın böyle bir şey yapacağını aklımın ucundan bile geçirmezdim. Hatta o kadar ki içimden sizin günahınızı almıştım. Tuhaf bir davranışınız vardı. Sizden şüpheleniyordum ama yanılmışım. Teessüf ederim Nihat Bey. Nasıl düşünebildiniz bunu? Eldivenli elinizden. Sıyrı saklar gibi bir haliniz vardı. Korkuyordum. Çünkü elim çocukken geçirdiğim bir kazadan dolayı böyle kaldı. Evlenme teklifi bile sahteymiş. Düşündükçe... Ağlamayın, gözlerinize yazık. Zavallı amcacığım. Yıkılan gençlik hayallerime, kırılıveren kalbime yazık değil mi? Çok mu seviyordunuz? Şimdi ne derece nefret ediyorsa, o kadar çok. O bile nefret ettiğini söyledi mahkemede. İnsanın sevdiği, inandığı, hayatını bağlamayı düşündüğü kimse katil derse, karınca bile öldürme, sen girersin içeri. Buraya her giren suçsuzum der. Kime sorarsan sor, iftiraya uğramıştır. Ne, yalan mı yani? İftiraya uğradık tabii. Bizim ufaklık maççıdır. Futbol mu oynardınız? Yok canım, maç kuyrukçusu. Tabii herkes bilet dalgasında bey kardeşimizi eli çabuk acımaççı. Apantistini alır da fark etmesin ha. İftira vallahi. Billahi iftira. Fakat kim ne derse desin, suçsuz olduğuna imanım var. Şuramda bir his, arkadaş diyor bana. Şu Murat kulu nisfolye düşmüş. Yani dalavereye kurban gitmişsin diyor. Miras yüklüyse bir plan düşünmüşlerdir tabii. Hisseme düşen 8-10 milyonu bulur. Arkadaş, hazineye düşmüşsün. Dile kolay, 10 milyon be. Yani bu 10 milyonluk servetin bizi intikali için Murat Bey'in idam edilmesini mi bekleyeceğim? Kanun ne emrediyorsa onu yapmak zorundayız. Ceç olsun da temiz olsun. Değil mi Wilton Hanım? Beni enteresan etme. Temiz iş 6 aydan beri çıkmaz derler. Ne bakıyorsun kız? Korkma. Miras taksimatı tazelensin, seni incilere boğacağım. Paspam, içinden güler, dışından ağlar. Fukat. Usulsüz tavuk kesmekten, eşeklere mahsus duvallara su dökmeye kadar her şeyin ceza kanununda maddesi var derim. Babalık, sana kanunu anlat demedik. Bu işi yaparsak sahtekarlıktan hüküm falan yer miyiz, onu söyle. İstişare ücrete tabidir. Şu çakmağı ne dersin? İyi derim abisi. Yani senin de takdir buyuracağın gibi netice itibariyle milyonluk bir dava. Cinayeti de eklersek az mesele değil yani ya. Bir de eski yelek ha, ne dersin? Bilmem. Yes deme! Duvara resim gibi çivilemeyeyim seni. Yes dedik. Abisi. Ah şöyle hizaya geldi, anlat bakalım vaziyet ne merkezde. Boncuk, avukat Müslüme benden bir erkek işi. Yes dedik. Madem davanızı resmen bana verdiniz, şimdi planınızı baştan anlatın da kafada not tutayım. Mesele basit. Osman abi haftaya cezasını bitirip çıkacak. Avukata bizim lisanla hikaye edersek mesele kafasına daha iyi duhul eder. Babalık, arkadaşla ben fabrikalarımız sanki kopya kağıdıyla çalışmış gibi birbirimize tıpatıp vücut bulmuşuz, yes mi? Yes. Şimdi gelelim meselenin ince noktasına. Ben şu prasaları doğrayıp elbiseyi de kibarmasyon modelden çeksem sırtıma, bey arkadaşımın ikinci nüshası olur muyum? Yes dedik. Aa işte, ben de Murat kardeşimin kıyafetini tebdil edip küt diye düşeceğim köşke. Şunun şurasında miadımın dolmasına 7 gün kalmış. Arkadaş 450'lik idama girer. İdamlık adamın yerine geçmek neye girer? Kanunu karıştırmak lazım.
Niye girecek? Haftasına kalmaz. Sahtekarlıktan aramızı avdet eder. Ben o evde bir hafta kalacağım da katilin kokusu geçmeyecek burnuma. Var mı böyle hikaye be? Ne hikayesi be? Karışma bana. Gözlerine yazık kız. Bak ben de ağlarım sonra. Karışma bana aptal. Bana aptal deme. Senin iyiliğin için konuşuyorum ben. Benim iyiliğimi Allah istememiş. Sen istemişsin. Ne çıkar? Seninki kara sevda. Bak Semra hanımefendiye o Murat katilini deli gibi severken unuttu. Senin tenezzülen olsun, bir kere bile suratına bakmazken ne diye ağlıyorsun yani? Aklın ermesin. Sen yalnız soğan doğramasını bilir, açtan anlamazsın. İnsan sevdi mi katil olsa da sever, hapse girse de. Murat Bey benim rüyalarımın tipiydi. Kapıyı açıp da yüzünü gördüğüm an elektriğe tutulmuş gibi oldum. Evet, hizmetçim diye tenezzül etmedi ama ben gene de seviyorum onu. Köştekilerin takdimini hizmetçiden başlayabiliriz. Hizmetçinin adı Fatma. Hizmetçilere bayılırım. Fatma! Aman Fatma, sakın bana bakma! Kesin lan! Bayram sohbeti mi yapıyoruz yoksa iş mi konuşuyoruz? Kadınlar hamamına çevirdiniz, yeter be! Bu yaptığımız ders, ben köşk hizmetçiyle dalga geçmeye değil, hakiki katili bulmaya gidiyorum. Yes mi? Yes dedik! Öyleyse devam et. Sarışın, pembe yanaklı, iri mavi gözlü güzel bir kız. Anlamamazlığa geldim ama benden hoşlandığı belliydi. Helal! Fakat faso yapmamak için ona hiç yüz vermemen lazım. O fasıl biraz yaş işte. Çünkü tarife tam mideme göre yazıyor. Ben Semra Hanım'a aşık olduğuma göre tek yakınlığı ona göstermen lazım. Orası kolay. Aslında kadın babında az mı geniş soyundarımdır. Güzel, çirkin, şişmen, zayıf, uzun, kısa hiçbir şey fark etmez benim için. İski eteklik giysin. Yalnız Semra Hanım'ı sevdiğimi, bu yakınlığın sadece görünüşte kalacağını unutma. Merak etme, arama yan bakmak bizim lügatte yazmaz. İşki sen yengemizin huyunu suyunu anlat. Dünyanın en iyi kızıdır. Mahkemede aleyhimde bulundu ama eminim ki beni hala seviyordur. Evet, hala seviyorum onu. Amcamın katili olduğu için nefret etmem gereken bir insanı kalbimden atamadığım için de ıstırap çekiyorum. Ama iyi yapmıyorsunuz Semra Hanım. Köştekilerin hepsi miras yeniden taksim edilecek diye bayram ediyorlar, sizse... Elimde mi Fatma? İnsan düşüncelerinden kurtulabiliyor mu? Oh, şu benim bir dursam, bir unutabilsem. Haklısınız ama ağlamayın. O katili hala sevmeyi hazmedemiyorum Fatma. Ne var o insanda beni bu kadar saran? Ben bu kadar iradesiz bir insan mıyım? Bazı kimseler bir tuhaf oluyor. İnsan kendini kurtaramıyor. Murat Bey de öyleydi. Sizinki iradesizlik değil. Onu görüp de... ben sizi daha fazla rahatsız etmeyeyim. Kız Fatma! Efendim? Kız niye ağlıyorsun öyle hele? Hiç! Gözlerin niye ıslak? Hiç! Sinene beşi bir yerde kondursam güler misin? Bilmiyorum! Gel lan kız! Vahitçiğin artık zengin sayılır. Sen he de, seni de, seni yedi göbek sülaleni de paraya boğarım. Kız Fatma, senin için ölüyorum. Benim olursan sana tomofille alırım. Nasıl, Vahit Bey'i iyi kavramış mıyım? Aynen! Osman sinema yıldızı gibidir maşallah. Her bir role girebilir. Boş ver artistliği de kendi işimize bakalım. Vildan çocuk kalmış bir deli ama o da güzel değil mi? Hangisi akıllı ki bizim ailedekilerin? Vildan da hoşlandırdı benden. Bir şey söylemezdi ama bana bakarken gözleri şaşılaşırdı. Gözlerinize ne oluyor Vildan Hanım, rahatsız mısınız? Değilim ama romantik bir erkek gördüm mü şaşılaşırım. Beni görünce de mi? Evet, size bakınca roman okur gibi oluyorum. Çok naziksiniz. Ah ne romantik! Vildan Hanım romantik der her şeye. Aslında uzak durulacak biri. Valla Hanım sonradan görme, piyanoda kafa ütüleyen çeşme başı zengini. Kızı da, o da aptalın güneş görmemişi. Neyse, vazife vazifedir. Yes mi? Yes dedik. Hepsinin cemazüyül evvelini öğrendik. Hangisine pas vereceğiz, kime kaç santim yaklaşacağız. Eğer konuşman ve hareketlerini buna göre ayarlarsan tamamdır. Artist çocuktur dedik. O cihetten de yüreğini serin tut. Bakma böyle göründüğümüze. Lise ona kadar okumuşuz. Muhitine düştük mü satacak kültürde bulunur cüzdanımızda evvelallah. Bilginden ve zekandan yana şüphem yok ama dil alışkanlığın kötü. Abi ne de olsa tophane lehçesi var ağzımızda. Ama beyefendilikten yana da sıkıya düştük mü seni utandırmayız. Sen keyfine bak. Abi, üzme tatlı canını. Berber boşalmış, bıyığını kesecekse gelsin diyor. Bıyık erkeğin alameti farikasıdır derler ama arkadaş için çiğ tavuk bile yeriz. Neyse işi bana bırak. Huzuru kalple bekle ki
Gör bakalım Tophaneli Osman ne filmler çevirirmiş. Kolay gelsin. Vay canına, Nazenin nortlak görmüş gibi 1.70 boy verdi. Balık etti, yanaklar pembe, gözler Marmara yeşili. Tarifnameye uygun hizmetçi hanımefendi olacak. Yek nazarda taze ot görmüş, merkep gibi sırtını yere vurduğuna göre Murat Bey'den yani bendenizden hoşlanıyor demektir. Kalk be kızım, ben de sana kaşındım. Sen de benim tipimsin ama mumya gibi yatmakta da fayda yok. Aç şu Marmara yeşili gözlerini de gönlümüz aydınlansın. Bu da nesi? Ne oluyor burada? Cenaze kaldırıyoruz, bayıldı. Fakat sizi... Beni her gören ortlakla toslaşmış şey, yani karşılaşmış gibi olursa işimiz tamamdır. Ama hapistiniz siz. İdim ama şimdi değilim. Bizimkilere bir sürpriz yapıp sevindirmek istedim zavallıları. Ah ne romantik! Çamaşırı asıp da onu karşımda görünce öyle şaşırmışım ki bayılıvermişim. Benim de enfak tütüsüm çırpıntılaştı vallahi. Bu işte bir pit yanığı var da. Kefaletle tahliye olunmuş. Mahkemeye gayri mevkuf devam edecekmiş. Dediğine göre bazı şeyler de varmış ki büsbütün beraat edecekmiş. Ayak sesi var, geliyor galiba. Ah ne olur ona yumuşak davransanız. Hapis yıpratmış zavallıyı. Oğlum Osman, gösterin senin kalınlığını. İlk palavrayı yuttular, teker teker hepsini uyuttuk ama şimdi içerideki imtihan sıkı. Arnavut bakalüryası gibi. Bu zor imtihandan da çakmak istemezsen lügatçana dikkat et. Kibar bir miras yedi olduğunu unutma. Geleli 2 gün oldu, hiç aşağı inmediniz. Kapıyı kilitleyip içeri de almıyorsunuz, onu görmek istemiyor musunuz? Şeytan görsün yüzünü. Hadi kızım, sen gene ayılıp bayılmadan dışarı çık da bir bardak su iç. Baş üstüne efendim. Hem her gördüğünde de benden korkma. Baş üstüne. Volta. Demek Murat Bey abimizin haritası da bu ha. Bakışlar frigo ama cemalinde iş var. Hem sana ne lan, arkadaşın sevgilisi yengen sayılır. Vay vay vay, nazarlar aynasız, garanti içinden perdağı basıyordur bana. Buraya nasıl gelebildin? Gayet basit, yağmur olukları, duvarın çıkıntıları bir de pencere yoluyla. Onu değil, hangi yüzle geldiğinizi soruyorum. Ah ulan ah, sana bir 5 kardeş çeksem böyle suaya sorabilir miydim bakalım? Cevap verin bakalım, hangi yüzle? İnsan özlediği sevgilisini görmek isterse... Bir caninin bana sevgili demesine asla müsaade edemem. Fakat Semra, mahkeme bile delilleri kafi bulmadı, beni kefaletle serbest bıraktı. Derhal defolun buradan, tek kelime dinlemiyorum. Ne oluyorsun gene? Kız Fatma? Ne var? Gene kamburunu çıkarmışsın. Şey, gene uykuya dalmışım da biliyorsun işte hastayım, uykuda dolaşıyorum. Vah vah, daha da çok gelsin. Bari bir hekime gitsene kız. Dur, dinle beni! Peki gidiyorum. Defolun! Gidiyorum ama ziyaretine yine geleceğim. Nezaketine teşekkür ederim. Ne yazık ki koku kullanmasını sevmem. Ne oldu buna? Kolonya bayılttı. Kolonyanın bazı insanlara ayılttığını duymuştum ama bayılttığını ilk defa görüyorum. Patlat tokatı ayılır. Ha kıyma makinesi, ha hapishane. Birine et korsun kıyma çıkar, birine efendi korsun külhan beyi çıkar. Bırak da şu romanı okuyayım aptal sen de. Bana aptal deme. Öyleyse zırvalama. Niye zırva olsunmuş? Bak Murat Bey'e hapishaneye düşmeden evvel mahcuptu. Efendiliğinden yana eline su döken çıkmazdı. Ya şimdi görmüyor musun? Konuşması bile bozulmuş. Bana ayran ağızlık söker mi be Muhalle Hanım teyzeciğim? Aman Murat Bey kızmayın ama konuşmanız pek değişmiş. İnsan kodeste 2 ay kalıp mapushane çeşmesinden de su içti mi? Değil konuşması, iskelesi bile bozuluyor hanım yenge. Cazımı kapasam bir başkası konuşacağı sanacağım. Orada evvelallah sonra gardiyan epey yontulduk yani ya. Anlayacağınız eski terviyemiz kebap oldu hanım yenge. Tıpkı filmlerdeki gibi. Ne romantik değil mi hanım abla? İnsan akraba iftirası yiyip de parmaklık sefası sürdü mü... ...benim gibi derisine sığamaz oluyor. Neyse, bunların riyaziyesini sonra yapacağız ya.
Aman ayol Murat Bey tontonum. Dönerken bir de tercüman tutsaydım bari. Dediklerinin çoğunu anlamıyorum. Değil mi Nilgüncü? Tabii anneciğim. Hapisten önce ne terbiyeli sıkılgandı değil mi? Ama şimdi ne diyor? Derisine sığmaz olmuşmuş. Orada bile püsküllü bela adını vermişler. Eskiden içkiden, kumardan nefret ederdi. Şimdi aşağıda hem içiyor hem de kağıt oynuyor. Biz seninle acemi dur parasını alacağız diye oturduk. Bugün işte pantolonları da vereceğiz. Zoruna da peşe olmaz ahbap. Kazanmak istiyorsan bizim gibi iftirayı bu işin medresesine gideceksin. Neyle gideceğiz? İştoriyle mi? Şu hale bak hele. Biraz daha oynarsak validemizden doğmuşa döneceğiz. Murat Bey, bir insan 40 günde bu kadar değişebilir mi? Hayret doğrusu. Benim gibi iftira ile tepe üstü gelip laçk olursa elbet değişir. Hem böylesi daha rahat be baba. Bir de aynı ayaklara düşmek işime gelmiyor. Daha da karlı galiba. Hem de nasıl? Bundan karlı iş olur mu? Bizim tophaneli Osman'ı hiç aratmıyorsun be Murat. Helal olsun. Her yolunu öğrendim bu işlerin. Bizimki de köşkte kibarlık öğrenmiştir. Sanmam. Eski ağzı bozuklardandır. Kim bilir neler yapmıştır köşkte. İtin biriydi. Osman'a laf yok. Ne olurmuş olursa? Yerden düşerini toplarsın. Ben yemeğin dibini yakayım ha. Ben ahçıların şahı Rıza. Ne yapalım yani? Senin aşkından oldu. Kafa şişirmedi aptal. Bana aptal deme. Dersem ne olurmuş? Murat Bey'le öpüştüğünü cümle aleme söyler, seni rezil rüsva ederim. Vay seni aptal seni! Demek kapı aralıklarından beni gözetliyorsun ha? Ne gözetlemesi? Semra Hanım görmüş, o söyledi. Kim dedi, kim dedi? Semra Hanım. Ne dedi? Öpüşecekse ortalık yerlerde değil, gizliden gizli öpüşsünler dedi. Hizmetçilerle öpüşürken de mi beni sevdiğinizi söylüyorsunuz Murat Bey? Ne? Kim? Ben mi? Yalan, yalancı dünya bu uydurmuşlar. Devenin pabucu çarpsın ki yalan. Gözümle gördüm. Gözüme mi inanayım size? Arkadaşlar, bu tarzı hareket ne insaniyete, ne ahlakiyete, ne banaliyete uymayan aykırı... Ha, esaslı bir dalga üzerindesiniz galiba. Senin faziletlerinden, iyiliklerinden bahsediyorum. Esaletunun büyüklüğünden bahsediyorduk. Çibarlık Murat Bey'in en büyük tabiatıdır diyorduk. Yağlayın bakalım kepçe kuyruklular. Siz hakikaten çok şantiysiniz. Öyleyimdir ama aç karnına bu hava bağırsaklara gaz yapıyor. Ne yapıyormuş? Gaz, gaz, gaz. Bir şey mi dedin Murat Beyciğim? Yes dedik teyze hanım. Bu zımpırtı dansa kaldırıp kadın sıkıştırmak babında esaslı bir musikidir ama... ...yemeklerden önce beni ancak Alaturk kapaklar. Hay ağzının küçük dilini yiyeyim. Vallahi bu çalgıyla beynimin zarı törpülenmişti. Biz sosyeteyiz ama her telden çalarız. Al sana. Allah! Ama! Kar geliyor, aman annem bu bet bana zor geliyor. Burada. Murat abi, Murat abi, Osman abiden mektup var. Eyvallah. Eğlence çıktı desene, abi yüksek oku da biz de sebeplenelim. Aha. Bizim evlat bakalım ne dolaplar çevirmiş. Bana ziti keselim. Çok sayın Murat arkadaşım, kıymetli kardeşlerim ve bülümum garibanlar. Hepinize kandilli selamlar sarkıtır, mübarek ellerinizden sıkarım. Helal olsun. Vefalı çocukmuş lan. Nasılsınız, keyfiniz iyi mi? Bendeniz devlet kuşunu sual ederseniz evvelallah ve badema Murat abinin sayesinde dumanımız dik çıkıyor. Helal olsun Osman abiye. Vallahi helal olsun. Abicim tıraş bir yana pirelenip içinden meseleyi avdet edelim diyorsundur. Edelim abicim. Yalnız esası geçmeden evvel ahvali iyice kavramanız için vaziyeti bütün teferruatıyla arz etmem lazım. Aferin evlada. Edebiyat gibi mektup döktürmüş. Geçen mektupta kaldığımız yerden yani Mualla Hanım yengemizin 25. yaş dönümü münasebetiyle yapılan eğlenceyi anlatmakla başlayayım. Önce üzeri yangın yeri gibi ganimet mumla dolu bir pasta geldi. Senin Mualla yenge iyi ki tevellüdünü yanlış hesaplayıp sadece 25 mum diktirmiş. O koca futbol sahası gibi pastanın canını okundu. Neyse, kısmette bu da varmış. Semra yengemiz arz ettiğim gibi bana yüz vermiyor. Ama gecenin şerefi halisine bana bir dans lütfetti. İşin mor tarafı, danstan yana da tıntınımdır.
kızcağızı eze eze asfalta çeviriyorum. Tekmeleri görsen futbol oynuyorum sanırsın. Maksadınız hıncınızı almak için bana tekme atmaksa bunu dansa kalkmadan da yapabilirdiniz. Beni yanlış anlıyorsunuz. Nefret ettiğim bir kimseyi yanlış da anlasam benim için bir şey fark etmez. Bu dansı da sırf tatsızlık çıkmasın diye kabul ettim zaten. Çok sevgili akrabalarım. Bana hala katil gözüyle baktığınızı biliyorum. Başta Semra Hanım olmak üzere hepinizin tüyünün döndüğünü, yani kibarca söylersek benden nefret ettiğinizi biliyorum. Sizin de şunu bilmenizi istiyorum ki, iftiraya uğramak ve geçirdiğim hapishane hayatı beni bambaşka yaptı. Eski Murat hikaye oldu. Yerine yenisi, yani kodesteki ismiyle püsküllü bela geldi. Yani yavlasası, istediğini yaptıran, yapılmayınca da bozuk çalıp bütün burayı tophane meydanına çevirebilecek bir Küllen Bey. Ha? Ah ne romantik. Romantik yanım abla. Beni eğlendirmenizi istiyorum. Sahte, riyakar bir eğlence de değil istediğim. Erkekçe, sıcak, kardeşçe bir eğlence. Yes mi? Yes dedik. Şşt, hanım yenge. Şöyle kıvrak bir las havasıyla başla bakalım. Ay çözünü pırpırını seveyim. Göster sanatını sen reis. İşe las havasıyla başladık. Şu katil bulunsun, ilk işim kafa kağıdını ortaya atıp Fatma'ya nikah basmak olacak. İşin en cafcaflısı Semra Hanım'a Armandalı oynatmak oldu. Helal kız abi, diz vururken yer sallanıyordu. Sosyete demeye şahit lazımdı. İstersen sen de kurtulur kurtulmaz nikahları beraber kıyarız, daha hesaplı olur. Armandalı oynar da tangodan yana madara olur muyum? Mazot alınca 72 çeşit dansı yaratırım vallahi. Deli Vildan'la bir komparsita çektik, müsabakaya girsek gazetenekesi kadar kupa alırdık. Ben aşçı mıyım, hekim mi anlamadım. Al bakalım. 3 aspirin, 5 gripin. Limonlu su ile nane, şırıngayışın sıcak su. Bana ne homurdanıyorsun be Murat Bey'e söyle. Akşam çekti kafayı, sapıtınca da herkes hastanelik oldu. Başım! Vay tepemin iskelesi! Vay teşu! Ya benim boğazım boşer. Ay, zorla içirdi. Şimdi de beynimin zarı yüzülüyor sanki. Amanim bu! Ay başım! Bana kafasız diyen eşekler, gelin de görün hali pürmelali mi? Kafasız baş böyle ağrır mı? Ben de karaya vurmuş hamsiye döndüm ta. Ama her şeye rağmen tıpkı masallardaki gibi fevkalade orijinal bir gece geçirdim. Aman züppe! Bana bak şaşkaloz, zati ağrıdan zihnimin pusulası şaşırmış, bırakırım sosyeteliği, alırım elime alınları, gözünün şaşılığını düzeltirim. İlaçlarınız geldi. Vay aman benim pişin ölüm. Benim pişin ölüm. Ver ilacımı. Hayır, dünya yıkıl saçmam. Açın kapıyı, yap dilemeye geldik. Bir de atma kilit asacağım. Zahmet buyurursunuz çünkü kodeste yalnız çorap yamamasını değil, kapı açmasını da öğrendim. Açıyorum. Açın da beyninizi patlatayım. Açtım. Güzel. Al bakalım. Beni çiçekle karşılayacak kadar sevdiğinize memnun oldum. Murat Bey, Murat Bey. Zavallıyı hapishane yaptı böyle. Odasında bile rahat yatamıyor. Ne güzel. Ya ben hizmetçi olmasaydım ya o milyoner. Fatma'm. Allah'ım beni sayıklıyor. Fatma'm hayatımın çiçeği. Murat'ım, kalbimin rüyalarımın erkeği. Seni ilk köşke gelip de beni öptüğün andan beri seviyorum. Ama sevmek neye yarar? Ben basit bir hizmetçiyim, sen asil bir beysin. Senin için ölebilirim ama hislerimi bağrıma basmak, saklamak zorundayım. Çünkü aramızda aşılmaz bir uçurum var. Uçurum dediğin bir ufak sarılma. Ne yapıyorsunuz? Uçurumu devirdim, kavuşmaya çalışıyorum. Bırakın beni. Ya bırakmazsam? Bağırırım. İşte böyle abicim. İlk aşkımızın ilanı cenaze merasimi gibi gözyaşları arasında geçti. Sonunda ikimiz de nezle olduk. Akşam odada gizlice buluştuğumuzda, burun silmekten arta kalan zamanlarda istikbale ait planlar kurduk. Bütün aşıklar nezle mi olur böyle? Bilmem, bu benim ilk çarpılışım. Yani hiç sevmedin mi? Bir takım yeşillenmelerimiz oldu ama kızlarla boş şeylerdi hepsi. İnanayım Osman. Sus kız, Osman yok. Murat Bey'im ben, ya duyarlarsa? Peki Osman'ım, Murat Bey'sin sen. Tabii, dalga çözülene kadar. Ondan sonra istersen gazel at Osman diye. Atarım sevgilim ama cevap vermedin bana. Sahi ilk sevgilim ben miyim? Tabii kız, bizde yalan yok. Boğazdan doğru laf çıkar. Ne diyorum sana, pardon size...
Öyle hissiyane bir buse çekti ki heyecandan kalbimin direği eğildi sandım. Film gibi be! Antrenör boş ver abi, devam et sen. Kıza açıldım da o da gammazlık eder diye efkarlanma. O kirazlardan kötü kelam çıkmaz. Üstelik hafiyelikten yana muavinim oldu. Sakın aşka daldık da vazifeyi o mu salladık sanma. İş dört köşe gidiyor. Bir ara deniz kenarında sevda edebiyatından karışık esaslı bir cingöz recai planı hazırladık. Bakma, ehli tabiat mektebinden tasdiknameliyiz ama enfiye kutusu iyi çalışır. Şimdi katili bulmak için cingöz recai numaralarıyla çalışacağız. O da kim? Gelmiş geçmiş hafiyelerin ecdadına rahmet okutacak hafiyeler kralı. Bu şimdiki ökçesiz Mike'lar falan var ya, cin gözün yanında esparak toplarlar. Öyle bir yafiye ki, ne diyorum sana, Sherlock Holmes'e bile pabucunu ters giydirmiş vaktiyle. Neler de biliyorsun Osman. Osman değil yavrum, Murat. Bunu unutma dedik. Unutmam. Dinle, bu işte çok dikkatli çalışacağız. Niyetimiz iyiydi ama benden yana çalışmalarımız az buçuk falso verdi. Fatma bir yandan erkekleri, ben de kadınları yoklarken epey curcun oldu. Önce Vahid'in, sonra Palabıyık Hüseyin'in, daha sonra da Nilgün'ün odalarında incelemeler yaptık. Yalnız Nilgün Hanım'ın anasını incelemek daha da pahalıya oturdu. Hafiyelik ve casuslukta en sağlam usul, kadınların kalplerine girmektir diye bir fikir esip de tatbikata girince, ben muallanın kalbine gireceğime, o benim ağzıma girmeye kalktı, az daha nalları dikiyorduk abi. Bana ilanı aşk ederken cebinden bunu çaldım. O da ne? Oku da gör. Her bir planımız hazırdır. Bu ölüm bizim dirilişimiz olacaktır. Vay alçak vay. Korkuyorum. Bu akşam da hafta tatili yapıp pavyona gideceklerdi. Pavyona kibarlar gider be abi. Hizmetçi önlüğüyle kızı içeri aldılar mı abi? Onların giremeyeceği yer yoktur. Pavyona gitmek için başka çarem yoktu. Hırsızlık mı sayılır bu yaptığım? Niye susuyorsun Osman? Dilim tutuldu da ondan. Nilgün Hanım'ın elbisesini, kürkünü, Zemra Hanım'ın da incisini habersiz almak hırsızlık sayılır mı Osman? Hadi kapa gözlerini de ben de Murat Bey'in elbiselerinden bir tane çekeyim sırtıma. Hadi kapa gözlerini. Açabilirsin o marmara yeşili gözlerini anam. Ne dersin kıyafetle? Dilim tutuldu derim. Şimdi pavyonların iflahını kesebiliriz. Hadi bakalım marş marş. Osman. Osman değil Murat. O ne? Kız Fatma? Bu kılığın ne? Bilmem. İnsan uyurken bilir mi kılığını? Demek rüyaya göre fistan giyiyorsun sen. Öyleyse güzel rüyalar. Süt dökmüş kedi gibi ne düşünüyorsun? Dua ediyorum. Allah baba verdiğin şeyleri geri isteme. Beni bu tatlı rüyadan uyandıracaksan canım al daha iyi diyorum. Çok mu mesutsun? Saadetten korkacak kadar Murat. Murat değil Osman. Burada seni duyacak kimse yok. Hakiki adımı söyleyebilirsin. Ben de şaşırdım ne diyeceğim. Osman'ım de. Osman. Bir daha de öyle tatlı söylüyorsun ki. Osman. Sıkıldım burada Osman. Görsen abi sen iyisin ben iyisin diye birbirimizi öyle piyas çektik ki sonunda ikimiz de çarpıldık. Leyla ile Mecnun birbirlerine bizimki kadar kesilmemişlerdir. Neyse aslan sütü bir yandan sen de oku bir yandan biz başladık tavanda yürümeye. Uslanın çeşmesi yandan akıyor yandan. Ayrılık var bir yandan, ben verem oldum senin yoluna. Vah vah vah, hastalar çiftleşti. Hepşu! Çok yaşa! Hepşu! Çok yaşa! Hepşur! Hepşurmalarınız bittiyse Semra Hanım konuşacak da. Burnumuza söz geçiremiyoruz da. Siz hangi hissinize hakim olabilirsiniz? Kalbinize mi, ihtirasınıza mı, kininize mi? Anlaşılan epey papara yiyeceğiz. Paparadan önce buranın namuslu bir ev olduğunu hatırlamanızı istiyorum. Hizmetçilerle düşüp kalkmak isteyenler için kapı açık. İyi ama... Aynı şeyi senin için de söylüyorum Fatma. Ama bilseniz... Ne bilirsen bileyim, hiçbir şey fark etmez. Hizmetçilerin evin efendilerini ayartmakta mahir olduklarını duymuştum ama senden böyle bir şey beklemezdim.
Ayrıca bir katilden her şey beklenebileceği için sizin bu davranışınız beni şaşırtmadı Murat. Murat değil Osman değil Semra Hanım. Bey de katil değil, alelade bir sahtekardır. Çünkü yaptığım araştırmaya göre Murat'ın hala hapishanede olduğunu ve melanetlerine devam edebilmek için kendisine çok benzeyen bu külhan beyni yolladığını öğrendim. Lügatçene dikkat et babalık. Demek siz Murat değilsiniz. Murat Bey olsaydı ben böyle bir şey yapabilir miydim? Bu hadise bize katilin demir parmaklıklar ardından bile kötülüklerini devam ettirdiğini ve şeytani zekasından korkulmak gerektiğini gösteriyor. Ay ne romantik! Sus da şaşı gözlerinden başlatma. Romantiğin sırası mı? Şaşı olmadığım zamanlar da vardı. Hakiki şeytan Murat Bey değil Nihat Bey. Bir delinin zırvalarını mı dinleyeceğiz? Deli dediğinizin cebinde polis hüviyeti olursa mecbursunuz dinlemeye. Ben mi deliyim yoksa siz mi katilsiniz anlaşılsın. Planınızı harika bir şekilde hazırlamıştınız. Esat Bey ben salonda otururken öldürüldü. Doğru. Odaya giren çıkan olmadı. Nihat Bey'in hakkı var. Ve ölümünden bir dakika önce konuştu. Buna ne buyurulur? Konuşan Esat Bey değil onun banda alınmış sesiydi. Esat Bey günlük yaşayışında dakika hatta sözleri bile hesaplı bir adamdı. Murat'ın Esat Bey'e kitap okuması fikrini Semra Hanım'a siz anlatmıştınız. Emindiniz. Ve Murat'ın o akşamüstü okuyacağını biliyordunuz. Bir gece evvelden çok ölçülü bir şekilde konuşmalarını teybe aldınız. Planınızı tam tatbik etmiştiniz. Esat Bey'e evvelce odasına girip siz öldürdünüz. Fatma aynı saatte ıhlamuru getirdi ve Murat Bey yanındayken Esat Bey ölü bulundu. Böylece suç Murat Bey'e yüklendi. Allah'tan Osman Bey ile Fatma'nın faaliyeti sizi ürküttü de dışarıdaki suç ortağınıza telefon ettiniz. Doğru olduğu ne malum, kim ispat edebilir? Deli kızın oyuncağı. Alay ettiğiniz oyuncak, yürüyen bir ses alma cihazıdır Nihat Bey. Çok acı günler geçirdim. Yaşadığımı şimdi anlıyorum, dünya varmış. Hı-hı. Çifte nişan şahane olacak değil mi Murat? Murat değil, Osman. Osman mı? Osman. Öyle seviniyorum ki. Osman değil, Murat. Murat mı? Nişanlılarınıza sokunun da yüzüklerinizi takın. Ne bekliyorsunuz ayol? Karıştırmaktan korkuyoruz. Öyle yanlışlıklar oldu ki. Şekli şemailimiz benzer ama dillerimiz ayrı hava çalar güzelim. Osman! Canım! Sevgilim! Murat!